Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Şimdi traktörleri çalıştırdık. Şöyle göstereyim. Hemen su doldurmaya gidecek baba. Koyunları falan ayıracağız. Bir saniye hemen geliyorum. Hemen. Gel gel baba gel. Timo sen de mi götüreceksin? Kepçeyi bırakıvereyim ben sahibine. Gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bir saniye. Hadi yavaş yavaş götür orayı çek. Ondan sonra Timosan da kalsın. Kepçeyi vereceğiz adam gübre atacağımış o da. Sabah sabah ne gür çıkıyor lan sesi. Evet. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Şükür ben de iyiyim. Şimdi bugün koyuna gideceğim. Ya daha sabah hemen nasıl basıyor? Bak bak bak. Bugün koyuna gideceğim. Hani yaşlı koyun belirlediydik ya, onları falan satacağız. Onları ayıracağız. Bu arada da su kalmamış. Su gitmesi gerekiyordu. Tankeri doluma bırakıyoruz. Koyunları ayıracağız. İşte güzel bir gün. İşli bir günden daha beraberiz yani. İşlerin olduğu. Şöyle güneş de daha doğmadı. Sabah erken yani. Hatta gözlerim bile, uykum bile yeni açılıyor. Yemek pişireceğiz yine. Et yapacağız. Evet. Tenekeyi elimde tutamıyorum soğuktan. Hey! Burasını da bitirdik. Görün bakın tertemiz oldu. 16, 14, 14 araba falan çıktı. Nasıl? Güzel değil mi? Sabahın soğuğuna tabii direş verince koptu. Çıkmıyor mu? Çakmak da yok. Bende var mı ki? Dur bakayım. Sende var mı çakmak? Isıtırım çıkacak. Ha ısıtmamız lazım. O yetişir mi buna ya? Yetişir yetişir. Ne kadar soğuksa arkadaşlar şey olmuş. Bunu dur buradan çıkaram. Benimki pürmüz gibi. Ne kadar soğuksa hortum kırılmış. Aman baba dur vallahi bunu da koparız bak. O bir daha ta. Tamam. Çakmaktı ne biçim aydınlatıcı. Evet. Şunu ısıtalım acık ısıtmadan da kalmaz. Gel bir tarafına. Evet. Bir saate falan doluyor ya. Tamam ya. Ama. Tamamdır. Dur sen şunu tut. Çek ya. Beni çek. Çakma abi. Yetişir oraya değil mi? Yetişmez mi ya? Açıyor musun? Açıyorum. Çak. Çık 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 çık. Çak 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 çak. Çık 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 çık. Bunların gitme ihtimali de var. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Kaç taneydi? Hepsi ayrıldı baba. Çık 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 çık. Ay. Akbaş geldi. Nasıl salıya? 2 2 2 4 6 8 10 12 13 14 Tamam mı? Tamam. Yes. Bu çok acayip. Bu şişko bu. Bu kısır mı yoksa? Yok. Bunları söyle. Böyle çık gitti. Ne var lan? Gel çıkma. O abi zaten şey yapar ya. Yavrulama ihtimali yüksek bunların. Zaten yavrulu diye alacaklar. Arkadaşlar kesime falan gitmeyecek çünkü karınlarında kuzular var. Anlaşabilirsiler orada dur bakalım. Kaç oldu? 3 mü oldu? Evet. Evet. Arkadaşlar şöyle göstereyim bakın dişleri hep düşmüş, düşecek. O yüzden çıkartıyoruz. 10. 10 tane ya. Bu fazla mu? Yok. Yok yok. 3 tane daha var. Hadi kız. Oho götürüyor seni baba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9, 9 bunlar yaşlılar. 9'lar. 9 tane babacığım. 9 tane tamam. Daha güzel süper. Daha güzel. 9 tane az yaşlı koyun varmış demek ki. Geç kalıyor değil mi? Mezarlık ya bu tarafa mı geçeceksin? Mezarlık yanına da olur da bilmiyorum. Ben geleceğim hemen ya. Şu kepçeyi bırakayım. Sen kepçeyi bırakamam diye. Ben
Ben bırakmam köpeği ya. ben bırakayım adama gir. He? Küçük bayında diyor. Ama bana elde mi? Yok. Kuzu bakın arkadaşlar. Üf. Şimdi 9 taneymiş. 10 tane çıkmamış. İyi. Çok da güzel aslında. 8 tane. 5 tane çıksa benim için daha güzel. 9 tane koyunu çıkardık. Bakın şu kuzuların hepsi kalacak. 45 tane bunlar. 50 tane toplamda da. 5 tane küçük var. Bunların içinden sıkıştığımız zaman 5 tane de küçük satabiliriz. Ama 45 tane ardına, bu koyunun ardına genç kuzu geliyor. 10 tane çıkıyor. İşte dengeyi siz kurun. Böyle olursa 3-5 seneye kalmaz. 350-400 tane koyunum olur arkadaşlar. Allah nasip ederse, ama o da çok. Ona bakamam. Bir de size bir projem var şimdi, onu anlatacağım. Keçilerden kuaför zamanı gelenler var. Bak. Gözleri gene kapanmış şaşkının. Onları bir kuaförlesek olacak. Bir yandan koyun gelip bir yandan gitmek zorunda. Sistemin, kuralın sistemin kaidesi bu arkadaşlar. Alttan çıkarıyorsanız eğer yaşlı koyunları, üstten koyarsanız genç kuzuları, koyunu sürekli geç kalır. Şimdi bir proje dedim ya ben size. Şöyle söyleyeyim. Ben inek ahırı yapacaktım ya arkadaşlar. Oraya inek ahırı için bir fiyat aldım. Kiremididir, çimontosudur, tuğla da gerekli. Dış sıvasıdır falan. 20 bin liraya yakın hesap çıkardılar. Bu da bayağı normal bir rakam. Sade inek ahırı için. Ben dedim abi herkes çadırda bakıyor. Bir çadır firmasıyla konuşayım. Şimdi bir çadır firmasıyla anlaşma üzerindeyiz. Yani oldu olacak. Kesin olma ihtimali yüksek. Yani onun iki katı bir rakama ne yaptıracağım bu sefere? 20'ye 8'e 26 burayı koyunlar için. Kışın burada çamurda yem verdiğim halleri biliyorsunuz arkadaşlar. Kışın çamurda koyunların altını temizlediğim halleri biliyorsunuz. Eğer yaptırabilirsem, gücüm yeterse, babam işte kuzuyla koyunla desteklerse burayı 26'ya 8 metre bir koyun ahırı çadırdan içine ahırları koyup karınlarını doyururken karda kışta kalmasını istemiyorum. Şurayı da 7'ye 8 bir tane inek ahırı planlıyorum. Projem bu. Şu anda anlaşma üzerindeyiz. Bakalım koyunlara falan satalım. Ne kadar paramız çıkacak? Ona göre yaptıracağım. Tek kaidem ne biliyor musunuz? Ben içeride televizyonumun başında otururken koyunlar da orada yağmur olsun, çamur olsun, kar da olsun kalmasın. Rahat bir yerde yemeklerini yesin. Akbaş için bundan aldım ben arkadaşlar. Çiftelerde 7 liraya veriyorlar. Evet, şöyle sosise benzeyen bir yanı var. Ama çok seviyor. 10 tane daha getirteceğim. Ver bakalım. İki parça da bu. 2,5-3 parça. Bitmiş anne. Ben yenisini getireyim. Cuma günü. Gelsin. Gel Asena. Gel. 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 Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Şimdi gelişimi için bunlar önemliymiş. Biz de mama aldık. Sosis gibi arkadaşlar. Çok sevdi. Bir 5 tane aldıydım. 6 tane mi aldım ne? Ama bir 7-8 tane daha getirteceğim. 7 liraya veriyorlar. Ne kadar ücreti bilmiyorum. Ama bayinde o kadar. Ama çok hoşuma gitti. Köpek hem besleniyor, hem vitamini alıyor, hem de iyi bir şekilde büyüyecek inşallah. Bu arada şurada reglas tohumlarımız var. Cengiz Çaylı abimiz bize hediye 2 çuval reglas tohumu göndermiş. Ekip onları da deneyeceğiz. 8 dekar bir yerim var benim. 4-4 2 parça sulak bir yere ek bakalım dedi. Şöyle göstereyim. 2 çuval reglas tohumu bizlerle. Evet, sabah biraz yorulmadan insan yemek yiyemiyor. Bunu söylemiştim ben zaten. Sabah ne yiyorsun işe giderken derseniz arkadaşlar, yumurta vardı, bir tane yumurta yedim, şöyle onu göstereyim dedim. Yoğurt hemen hemen her sabah kahvaltısında şöyle bir tane yoğurt yiyorum, bizim kendi yoğurdumuzdan. Hem insanın içini serinletiyor, hem de güzel, kemiklere güç veriyor, güç. Yoksa onca gün dengeli güzel beslenmesek bir yerde gider. Onca gün uğraşıyoruz bir gün boyunca hiç durmadan. Tövbe estağfurullah.
Evet, hayvanın yanına geldik. Oh, şimdi babam erkenden çıkardı da biraz geç kaldık. Traktörü falan kendin dedi, git boşandır kepçeyi. Ben yapamam dedi, onu boşandırdım. Artık hayvandayız. O da eve gidecek, su getirecek bize. Oh. Arkadaşlar, bugün biraz geç kaldık. Ama yakında hemen şurada suyumuz var. Suladıktan sonra ormanın içinden gideceğim. Yani yaylıma aldım, geç kaldım. Çok sıcak. Bu sıcakları biz yazın başında yaşadık mı, Ramazan'da falan? Biraz yaşadık ama şu anda cidden aşırı derecede bir sıcak var. Hayırdır inşallah diyorum. Baya çok sıcak. Gitmem ama, bodyu çıkardım. Dur düşünme, dur. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şükürler olsun, geldik çeşmeye. Şey, tankerlere. Oh. Be. İyice doldursaydın baba. İyice doldurdun ne oldukları? Bu sıcak ne böyle ya? Evet, bir saat geç kaldım. Bir saat geç kaldım, haklısın. İyi ki buraya bunları koymuşuk. Yoksa bizim koyunun hali harap olurdu baba. 98. Şuradan geçer. Çamur uğrunda kaldık. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 10 tane, 9 tane eve bıraktık ya, net sayıyı belirlemek lazım arkadaşlar. O yüzden bir de ben sayacağım. Arkadaşlar, 1 saat ya da 45 dakika falan geç kalmanın şu anda pişmanlığını yaşıyorum. Çünkü sıcak çok bastı. Hayvan zor yürüyor Allah'tan. Psikopat 2 saniye bir dur ya. Allah'tan bizim kendi ahırlarımız var da hayvanları suladık. Şöyle arkamdan geliyorlar. Bundan sonra yürürler ama buraya kadar hep keçileri haydadım da geldim. Normalde bırakırdım. Kendileri tıngır 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 giderdi. 45 dakika, 1 saat geç kalmanın bedeli. Bir de bugün çok sıcak. Nedense cidden çok sıcak. Şükür İra'ya geldim. Benim için mükemmel bir yer. Şu anda rüzgar esiyor. Oh, burasını çok seviyorum. Bu arada göğüs bandı bizi terletmiş. Nereye gidiyorsun? Yemek yiyeceğiz. Gel buraya. Gel buraya kızım. Gel. Evet. Ateşimizi yaktık. Şimdi o yansın. Patlıcanlarımız var. Bunlar bizim bahçeden ve ilk defa bu kadar büyük patlıcan oluyor. Daha önce küçük küçük oluyorlardı. Bu sene güzel patlıcanlarımız oldu. Hatta bayağı yemekleri de tatlı oluyor. Közde deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok sert. Yani bu kadar ya, diğer patlıcanlar gibi değil. Dın dın. Şunu da kabak gibi yani. Olmadı mı acaba? Bir de o da var. Rengi de mor mor duruyor. Biberimiz, salatamız var. Burada domatesimiz var. Her zamanki gibi domates, biberimiz var. Bir de şurada bacaklarımız var. Tavuğun en çok sevdiğim yerlerinden bir tanesi butları var arkadaşlar. Kemiklerinden ayrılmış pirzola şeklinde. Onlardan pişireceğiz. Çayımızı demleyeceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Bu arada çayı da şey yapacağım.
Çok yazan olmuş. Önce suyu koyacağım, sonra çayı koyacağım üstüne. Öyle yap diyen olmuş. Karadeniz'den kardeşlerim. Bu arada da Karadeniz'e bol bol selam olsun. Evet, mangal tenimi aldım. Ateşim geçmeye başladı. Zamanı geldi. Şimdi domateslerimi de mangala atacağım yine. Çünkü güzel bir tat veriyor insana. Şöyle mangalın arasından düşmeyecek şekilde doğramam gerekiyor. Üstünde pişirecektim. Bu sefer elleri yanıyor insanın. Arasına sıkıştıracağım. Kendi domateslerimizi yemeye başlayacağız nasip olursa. Evet. Abi bu patlıcanlar çok sert yahu. Bunları da köze açacağım. Suyum kaynadı herhalde. Suyuma da bir bakayım. Evet, suyu kenara aldım. Bir 5 dakikadır bekliyor. Ateşimiz de yavaş yavaş geçti. Şu patlıcanlarımızı bir gömelim bakalım. Közün içine. Gömülün lan. Evet. Şimdi suyumuzu koyacağız önce. Suyumuzun üstüne de çayımızı ekleyeceğiz. Öyle yazmışsınız arkadaşlar. Şöyle bir parça. Şu da iki parça. Ve bu şekilde demlenmeye bırakacağım. Hiç karıştırmayacağım. Şunu şuraya koyalım. Şu da şöyle dursun. Kardeş gitmeyin, birazdan yemek var. Şöyle güzel bir tuzlayalım. Aha, şef geri gelmiş. Ev. Köpeğe kızıyor. Evet. Gayet onunla. Haydi bakalım. Ateşe. Haydi bismillah. Biz de şurada pörselenin. Patlıcanlar inşallah pişerler ya. Ama pişmeyecek gibi duruyorlar ha. Şu şekilde daha çok alan kaplıyoruz. Evet, güzel. Şimdi sarımsaklarımla domatesler, bir de patlıcanlardan güzel bir sos hazırlayacağım tavuğun yanına. Kendi baharatımdan da katacağım. Evet. Şunları önce küçük küçük doğrayacağım. Ve ondan sonra ezeceğim. Evet, şöyle. Bıçağın arkası bunun için ideal. Evet. Sarımsağımız hazır. Bu arada domateslerimiz oldu. Daha fazla yıpratmayacağım. Tavukları yine pişirmeye bırakmadan önce domateslerimi alayım. Tavuklarım yine pişecekler. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Şöyle bunlar pişsinler. Şimdi dedim ya, bir sos hazırlayacağım diye. Bu tabak küçük gelecek. Şu tabağın içine almam gerekiyor. Şimdi domatesleri şunu yıkarız. Şu sarımsağımızı bir alalım. Evet. Şimdi domateslerin ben kabuklarını ayıracağım. Şöyle dış zarlarını, kabuklarının olmasını istemiyorum. Kabukları insanın ağzına takılıyor. Şu şekilde. Bir saniye. Aynen.
Şu şekilde bu tarafını atıyoruz. Bu tarafından sos yapacağım. Şimdi ince ince doğrayacağım. Ve bunu sos olarak yapacağım. Tavuğumun üzerine artı bir de patlıcanlar da bu işin içinde. Daha patlıcanlar olmadılar. Birazcık sertler. Evet, birazcık da şunun içinde incelteceğim. Şimdi sarımsakla domateslerimi karıştırdım. İyice ezeceğim arkadaşlar. Hiç içinde kabuk falan kalmadı. İnsanın ağzına öyle sert gelecek bir kabuk da yok. Bir de şimdi bu mangalın tadıyla birleştiği için acayip güzel üstünde bir odun kokusu da var. Mangal kokusu var yani. Bunun içine baharat da atacağım ben. Şimdi patlıcanlarımız oluyordur herhalde. Onları da alalım. Olarak şöyle patlıcanları aldım. İki tanesini soydum. Çok sıcaklar. Au! Böyle içerisinden ateş fışkırıyor. Ateş. Evet. Bakalım bunların tadı nasıl. Evet. Uçağımız nerede? Burada. Şimdi bunlardan bir acıysa eğer kullanmayacağım. Ama acı değilse bunu da sosumun içine ekleyeceğim. Şöyle bir küçük bir yudum bakalım. Şöyle dip tarafına doğru. Bismillah. Hmm. Oo. Çok güzel. Ve hiçbir acılığı da yok. Gelin bakalım siz. Evet. Siz de son olarak sosumuzun içine eklenelim. Ekleyelim. Şimdi bunu da ezeceğim ben güzelcene. Tavukların da pişmesine az kaldı. Evet. Dediğim gibi içine birazcık tuz ve bizim muhteşem köy baharatımızdan bu sosumuz arkadaşlar. Sarımsak da var içinde. Evet, hepsi mangalda pişmiş. Gayet güzel. Şöyle bir dadalım. Bu ne ya? Lokum lokum muhteşem. Gayet on numara. Hmm, sadece bir olsa yeter. Evet. Haydi yemeğe geçelim. Çayımız gayet on numara olmuş. Şöyle bismillah. Evet. Bugün farklı demledik. Mis mis. Şimdi haydi bakalım. Şöyle ekipmanları şuraya koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dağıtma işlemine geçelim. Yine çatalımız var. Şimdi şöyle yapacağım. Gel gel gel. Gel. Kandiş. Buralarda yoklar. Ben onlara bırakırım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Önce ekmekten biraz alayım. Allah Allah. Geldin mi kızım? Gel, gel, gel. Gel kızım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gelmiş arkadaşlar. Hadi, hadi öte, 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 öte. Öte. Arkadaşlar sos mükemmel. İçindeki zaten sarımsak, domates, kendi baharatımız ve patlıcan acayip güzel bir tat vermiş. Mükemmel. Hayır,
Hayır öte git. Hayır. Hayır öte git ya. Öte git. Ben sana verdim. Vereceğim daha bekle. Abi sos mükemmel sos. Sosu ekmekle ye yani. Allah Allah. Aa evet. Aslında bir fark yok ama güzel. Sosu deneyin derim. Bak cidden deneyin derim. Mükemmel olmuş. Aynen böyle yapacaksın arkadaşlar. Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Bu kardeşin hakkı. Gel kardeş, gel, gel kız. Gel, gel şöyle al. Hoppa. Kardeş de geldi. Toz atmayın. Sen çok üçkağıtçısın bak. Sen ondan fazla yedin ha. Sen küçüksün diye torpil geçtik. Burası çok toz olmaya başladı. Evet, şimdi psikopatı unutuyoruz bazen. Ben ona domates, biber veriyorum ama videolarda gözükmüyor. Hani çekmeyi unutuyoruz. Onu da getirdim şöyle. Sostan da getirdim. Çünkü içinde tuz ve sarımsak olduğu için hoşuna gidecektir. Bazen sade ekmeği yemiyor bu. Şimdi bunu yesin. Bir tencere kabını ona ayırdık. Gelinmiş bir tencere vardı. Afiyet olsun psikopat. Oh, mekanda serin serin klimalı klimalı yatıyorsun. Evet. Çok şükür elhamdülillah bugün de karnımızı doyurduk arkadaşlar. Hem de mükemmel bir yemekti. Mükemmel bir soslu. Tavuk da güzeldi. Zaten tavuğun en sevdiğim yerlerinden bir tanesi orası. Çay da güzel. 10 numara. Ha. Güzel olmuş. Bundan sonra böyle demleyeceğim. Şimdi gelin bakalım. Sabah dedim ya bir projem var koyunlar hakkında diye. Nasip olursa inek ahırı yapacaktık. Proje aslında oradan çıktı. Kiremit, tuğla, işte çatısına gereken ağaç yüksek mevlalara ulaştı. Ben de dedim bu mevlalara acaba çadır yaptırabilir miyim dedim. Çadır firmalarıyla konuştum ki güzel dönüş yaptılar. Anlaşabilirsek bir tanesiyle işte güzel büyüklükte bir çadır yapacağız. 26'ya 8, inek ahırı da 8'e 8 olacak. Tek yapmam gereken inek ahırının altını doldurmak, işte beton atmak, holluklarını yapmak. Diğer ahır içinde yapabilirsem perde beton yaptırmak. Şimdi eğer başarabilirsem, Allah'ın izniyle babam da şimdi koyunları, yaşlı koyunları falan gösterecek, sırtlanabilirsek zaten siz de en büyük destekçilerden bir tanesiniz. Beni buradan geçilir mi? Buradan geçilir mi? Ben orada yemek yiyorum lan. Siz de Allah razı olsun en büyük destekçilerden bir tanesiniz. Bugüne kadar ne yaptıysam size gösterdim. Araba, mutfak, işte birçok şeyi başardık. YouTube'dan bir kenara para koyuyorum, para kıstırıyorum. Onu da oraya kullanarak hem ineklerin yerine hem de koyunlarımın yerine güzel bir ahır yapabilirsem eğer, kuru kalmalarını sağlayabilirsem eğer, o kışın yağmurun, karın yağdığı zamanlar var ya, sobanın başında böyle çayımı yudumlarken onların sırtına kar düşmeden, yağmur düşmeden çıtır çıtır yemlerini yerseler, şu anda hayaldeyim, yerseler benim için mükemmel olacak. Allah'ın izniyle inşallah başaracağız. Az kaldı yani, son şeyleri yapıyoruz artık, nakliyedir hani, iki çadır alırsak birinin nakliyesi falan düşüyor, son pazarlıkları yapacağız. İnşallah güzel olur. İnşallah benim için, hayvanlarım için de güzel olur. Tekrar söylüyorum abi, benim asıl mesleğim çobanlık. Bugüne kadar ne yediysem,
Bu yaşıma kadar ne içtiysem hep onların sayesinde. Evlendim onların sayesinde. Okula gittim onların sayesinde. Askere gittim onların sayesinde. Kardeşlerimi okuttuk onların sayesinde. Kendim okudum. İşte annem, her şey. Kızımın bezine kadar hep koyunlarımın sayesinde arkadaşlar. Onlara ne kadar güzel bakabilirsem onlar da bana o kadar güzel bakarlar. Çamur oluyor haliyle. Yağmur yağdığı zaman toprak zemin olduğu için çamur oluyor. Onu engellemeye çalışacağız. İnşallah başarız. İnşallah güzel bir yer olur. Onu da gösterim size yaparsak. Ama şu an uzun sürecek. Yani bu süreç uzun sürecek. Bir ay falan sürebilir yani tam gelmesi. Şu anda pazarlığı bitirsek bile gelmesi bir ay, bir buçuk ay falan sürüyormuş. Bir ay falan sürüyormuş. Çünkü benim de aşağı beton atmam falan uzun sürecek. Neyse. Sevindim. Eğer güzel olacak yani. İnşallah yapacağım, yapacağım arkadaşlar. Koyunlarım rahat bir şekilde. Kışın o çamurun içinde beni gördünüz. Onları da yaşadık sizde. Onları da çektik. Hep bugüne kadar hep iyi yerlere gelebilmek için, hep koyunlarıma iyi bir şeyler yapabilmek için, hep kendi yaşantımızı bir seviye üste çıkarabilmek için uğraştım. Mesela keşke bundan 15 sene önce de en güçlü, yani en güçlü derken en özellikli traktörü alıp ot biçme makinesinde biçeydim, babamın kolları ağrımasaydı. O zaman biçer dövere yapıp saman balyesi yapıp da işte patozla uğraşmasaydık da annemin beli öyle o şekilde olmasaydı. Ben çok biliyorum arkadaşlar, burnum sivilce, sivilce değil, ben tutuyordu, benli benli oluyordu. İşte bu sıcaklarda tarlalarda tırmık çekerken Allah'ın izniyle uğraştık, çabaladık ama iyi oluyor. Yani Allah her zaman doğru dürüst yoldan gittiğiniz zaman size bir sürü kapı açıyor ve bu sürü kapıdan nimet yağıyor. Önemli olabilen, önemli olan şükür edebilmek ve bunların farkında olabilmek. Güzel bir şey olacağına inanıyorum. Küçüklüğümden beri dedim ya, hep koyunlarım için, koyunlar bizim için uğraştılar. Hayalimdeki yeri yapacağım herhalde arkadaşlar. Şöyle kuruluklu güzel bir yer olacak inşallah. Allah izin verirse. Bu arada çayda soğudu. Amma uzun konuştum ha. Arkadaşlar ben gelmeden önce buradan bir ayı geçmiş. Ama ayıya hakaret olabilir. Şimdi şöyle göstereyim. Anlayacaksınız ne demek istediğimi. Görüyor musunuz? Şimdi buraya piknik yapmaya gelmişim be adam. Be kardeşim. Yani neysem belki de beni izliyor da olabilir. Bunları buraya bırakmanın, bunları burayı atmanın faydası ne sana? Nedir arkadaş? Maske bile var. Bakın. Allah Allah. Bunları getirirken arabanda yer var da bu çöpleri götürürken de mi arabanda yer yok? Koy arabanın bagajına, geri götür. Şu doğaya bir bakın. Mükemmel değil mi? Evet. Peçetelere bakın. Allah Allah. Bunu bazen çeşme başında da yapıyorlar. Çeşmeden su içecek hayvan, yalak dediğimiz yer hayvanın su kabıdır. Burasının temiz olması lazım. Adam lavabo gibi orada tavuk yıkıyor, balık yıkıyor ve hayvan oradan su içmiyor. Bunlar zararlı bir de koyun için. Bunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Bakın, yani çok teşekkür ederim buraya bunları bıraktığınız için. Evet, yılın eşeği ya da ayısı hayvanlara hakaret. Yani hayvanlara da bunu söylemek istemiyorum da seçildiniz. Bravo, prava, prava. Babam, dedem prava derdi. Prava sizlere. Arkadaşlar bu kadar ıslak mendili de nerenizi sildiniz? Tövbe. Neyse bakalım. Yani şu anda koyunlar onları ağzına alsalar yerler. Başlarında durdum. Şimdi önceden topluyordum. Şimdi onu da yapmak istemiyorum. Adam virüslü müdür, nelidir o da belli değil. Arkadaşlar suya doğru gidiyorum. Çeşmeye inmedim. Bizim kendi ahırlarımıza gideceğim çünkü su yok. Burayı hatırlayanlar var mı? Psikopat bir dur kız. Bir dur oğlum. Bir çekil. Evet. Doğada kalma serisi çekmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın hala aynı bıraktığımız şekilde duruyor. Evet. Şu anda 300 bine yakın izlenen bir video. Güzel de. Güzel bir hatıra. Hey! Hey! Çok yamaya çıkmayın. Hey! Evet arkadaşlar, şöyle koyunu yine suluyoruz. Babam bir tanker daha su getirmiş. Ben çeşmeye inemedim, bana su da getirmiş. Şöyle bismillah. Bu arada tanker de bitti. Çok şükür.
Elhamdülillah ben de susamışım. Koyunlar da susamış. Burası iyi bizim için. Şöyle suluyorlar. Su içiyorlar. Bu arada koyunlara çan takacağız. Onun videosu da gelecek. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın diyoruz. Görüşürüz. Hadi bakalım takipte kalın.